AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, toplumun farklı kesimlerini bir platformda toplayarak Edirne'de kadın dayanışmasına örnek olacak projeye imza attı. Başkan İba, Yıldırım ve Umur Bey Menzil Ahir Sosyal Hizmet Merkezlerindeki kadın kursiyerlerin, Edirne'deki kader mahkumu kadınlar ve çocukları için diktiği pijama takımlarını, Edirne Kapalı Cezaevine teslim ettiklerini ifade ederek, pandemi öncesinde Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım ve Umur Bey Menzil Ahir Sosyal Hizmet Merkezlerindeki meslek edindirme kurslarını ziyaretimiz sırasında kursiyer kadınlarımızın kumaş ve dikiş makinesine ihtiyaç duyduklarını tespit ettik. Hemen akabinde kumaşları Edirne'mizdeki iş insanları ile iletişime geçerek dikiş makinelerini ise Edirne Valiliğimizin yardımı ile temin ettik. Kadın kursiyerlerimizden Edirne'mizdeki kader mahkumu kadınlar ve çocukları için pijama dikmelerini isteyerek kadın dayanışması başlattık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pijama takımlarını kadınlarımız ve çocukları için buluşturmayı planlamıştık. Pandemi nedeniyle hedefimize ancak ulaştık. Kıymetli kadın kursiyerlerimizin diktiği pijama takımlarını teslim alarak Edirne Kapalı Cezaevine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Ziyaret ettiği her yerde hemşirelerin sorun ve taleplerini dinleyen ve notlar alan Belgin İba, ziyaret sırasında gelişen kadın dayanışması ile güzel bir sosyal sorumluluk projesinin ortaya çıktığını ifade etti. AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten İba, toplumun farklı kesimlerinin birbirine destek olduğu, iş insanlarıyla kader mahkumu kadınları dahi aynı platformda buluşturabilen, birlik beraberliğe vesile olan bu projenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, kadın dayanışmasına destek veren Edirne Valimiz Ekrem Can Alp'e, Edirne'mizdeki iş insanlarına, unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri ortaya çıkaran Valide Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kıymetli kadınlarına gönülden teşekkür ederim. Kadın emeğini değerlendirmek, kadın gücünü istihdama dahil etmek önceliklerimizdendir. Edirne'mizdeki her bir vatandaşımıza dokunmak, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi bir ve birlik olma yolundaki amacımızdır dedi.